Hazır mıyız? Hazırız. Rek. Kayıttayız. Asya'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz? Çok iyi gördüm seni. Saçların harikulade. Çok şık gözüküyorsun. Teşekkürler. Bir tane hediyem var. Evet. Onu bir verir misin? Bir görelim, beraber bakalım sen de bu sefer. Teşekkür ederim kuzum benim. Şimdi bu senin yaptığın bir şey değil mi? Sen neler yapıyorsun? Bir anlatsana Asya. İspanyol ebrusu yapıyorum. Böyle kağıdı böyle şey yaparak, tikitrenin üzerinde. Evet. Döndürerek şey yapıyordum. En sevdiğin renkler bunlar mı? Sarı, mavi, bu tarz şeyleri mi seviyorsun? Diyebiliriz. Güzel, çok iyi, süper. Kaç yaşındasın Asya şu anda? 8. Biz seninle ilk 8 mi oldun? Gerçekten mi? Ben geçen ne zaman yapmıştım senin ses analizini, hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Geçen sene olmadı ya, bir sene oldu mu acaba? Annem babam da burada, onlara da soralım. 2020'deydik, 2021'e geçtik, bir sene oldu. Bir sene oldu. Oldu neredeyse, değil mi? Peki o günden bugüne neler yaptın Asya? Müzikle ilgili neler yapıyorsun? Ne çalışmalar yapıyorsun? Kursa gidiyorum, piyano kursuna. Piyano kursuna gidiyorsun. Piyano çalıyorum. Hı-hı. Şarkı söylüyorum. Ara sırada oyun oynarken şarkı da dinliyorum telefonumdan. Neler dinliyorsun mesela? En çok kimleri seviyorsun bu arada? Billie Eilish. Tabii. Kim? Billie Eilish. Aa, sen de Billie Eilish'sin. Aa, güzel, süper. Onun şarkılarını söylüyor musun? Piyanoda çalıyorum. Piyanoda çalıyorsun ama söylemiyorsun. Söylemiyorsun. Geçen ben senin Instagram'da bir kaydını izledim. Ya daha doğrusu annen gönderdi. Sen böyle doğaçlama bir şeyler yapıyorsun. Na, na, da, 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 falan gibi. O nereden geliyor öyle şeyler? Şey, Gülçin Ergül. Ha, Gülçin'i izlerken yapıyorsun öyle şeyler. Benim bir kedim var şarkısı. Kendine bir şarkı yapmıştı. Yani evet. Kedisine. Daha doğrusu. Kedisine bir şarkı yapmıştı. Evet. Sonra ismini söyleyerek öyle şarkılar söylemeye başladı. Sen peki nereden, ne yaptın bunun üzerine? Ben de onun birazını söylemeye başlamıştım. Ezberlemeye başlamıştım. Sonra... Söyler misin benim için bir kere? Olur. Hadi söyle o zaman. Benim bir kedim var. Adı da Dudi. Onu çok özledim. Pencerenin kenarında. Ben bu kadarını söyleyeyim. Çok güzelmiş ama. Sen şimdi her duyduğunu taklit mi ediyorsun şu anda? Ne yapıyorsun? Gülçin'den bir şey duyuyorsun. Onun gibi mi söylüyorsun? Başka neler söylüyorsun böyle sevdiğin? Çok şarkı vardı da işte arasından seçmek zor. Evet. Peki beste yapıyor musun şu anda Asya? İkinci bestemi yaptım. Oo, piyanoda mı yoksa? Piyanoda. Acaba nasıl oldu? Hani dıt 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 diye bir şarkı yapmıştım ya. Hı-hı. Bir tane daha yaptım. Ama bu piyano kursuna giderkenki bir notalarla yaptığım bir kitapta yazan notalarla şey yaptığım bir şarkıydı. Hmm. Onu ben biraz daha geliştirdim. Geliştirdin. Başka bir seviye açtın. Sen hep farklı bir çalışma yapalım mı? Olur. Mesela ben sana gitarda böyle sesler vereyim. Sen bana o sesleri tekrar et, tamam mı? Na diye mi? Ha, na diye. Evet evet evet. Aynen öyle. Bak şimdi. Tamam. Evet, mesela şu nereden başlayalım? Do'dan başlayalım veya böyle La'dan başlayalım. Na. 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 Var mı bu?
Güzel. Biz de doğaya kadar geldik. Böylece bu nasıl bir alanda dolaştık? Doğudan. Doğudan doğaya kadar. Doğudan doğaya kadar ama iki oktav. Evet. Oktavı öğrendin galiba değil mi? Nedir oktav? Re'den re'ye geçmek, doğudan doğuya geçmek. Bir oktav. Yani do, re, mi, fa, sol, la, si, do'ya kadar çıktığında bir oktav. Sonra bir tane daha gidersen ikinci oktav evet. gibi bakıyoruz. Peki. Şimdi bir de şöyle bir kalın seslerine gidelim bir al. İster misin? O kadar kalın değil mi? Bilmiyorum ki neler geliyor. Ben sana şimdi ses vereyim. Sen de onu ver tamam mı? Tamam. Harika. Bak inebildiğin ses pek kolay bir ses değil aslında. Şu sesi bir daha versene. Na. Beraber 3, 4. Na. 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 Bak aslında gördüğün gibi böyle dikkat ettiğin zaman birazcık daha doğru kalına doğru bir yolculuk başlıyor. Aferin sana. Şimdi inebildiğin en kalın ses fa diyez şu anda. Ya şimdi buradan yukarı gidelim bir daha. Tamam mı? Na 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 na. Şimdi sana küçük bir şey öğreteyim mi? Sesleri verirken aslında en güzel yaptığın şey doğal halde yani na diye veriyorsun ve bence harikulade. Eğer bunları biraz daha farklı bir şekle sokmak istersen yani böyle bazı ileride büyüyünce daha çok şan dersi aldığında bu şöyle şeyler göreceksin. Mesela diyecekler ki sana na çeneni aşağı düşür diyecekler. Na olabildiğince ama şu değil. Öyle ses çıkmayacak ama mesela na yapıyoruz ya. Na biraz çeneni böyle na elinle böyle tut çeneni. Biraz aşağı indir. Na na gibi. Devam. Na. Aha. Na. Evet. Na. 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 Tabii ki şu an güleceksin. Biz okul yıllarında öğretmenimizle sınıfta ders yaparken şimdi bunları bize yaptırırdı. Bize çok komik gelirdi başta. Ne bu na 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 diye şey yapıyoruz derdik falan. Ama sonradan anladık ki o bizim şarkı söylerken şarkı söyleme gücümüzü arttırmaya çalışıyoruz bu şekilde. Yani böyle kapalı ağızla değil de daha çok na 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 gibi. Na. Evet. Na. 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 Çok güzel. Na. Bu da mi? Tizle çıkardın. Bir daha yapsana. Çıkıyor. Daha üstüde çıkıyor. Ya işte en güzel şey Asya. Şimdi senin yaşlarında bu böyle inanılmaz tiz sesler çıkacak. Daha yukarısı da çıkıyordur kendi kesin senden. Evde çıkartıyorsundur. Zamanla bu seslerin birazcık kalınlaşacak. Ama gene de bu sesinin güzelliğini koruyacaksın. Şimdi mesela bu sesleri bir tane şarkıda gel uygulayalım. Bakalım nasıl söylüyorsun o şarkıyı. Çok merak ettim. Hangi şarkı olabilir? Bir şarkı söyleyelim beraber ya. Şu Ajda Pekkan'ın şarkısı mıydı söylediğin senin? Nasıl yani? Bir şarkı söylemiştin ya geçen sene. Analiz etmiştim ben seni. Ha düşünme hiç mi? Ha düşünme hiç. Onu mu söyleyelim? Onu da söyleyebilirsin. Başka bir şey istersen ona da bakabiliriz. Bir şarkı üzerinde gel beraber bakalım nasıl söylediğine. Olur. Olur. Hangi şarkı en son bugünlerde çok söylüyorsun ve çok seviyorsun? Sarı Gelin. Sarı Gelin mi? Bir girsene bakalım Sarı Gelin nasıl söylüyorsun. Erzurum Çarşı Pazar Lelimava. Leli mama, mama, su.
Güzel güzel ya, şarkı söylerken başka bir enerjiyle söylüyorsun tabii bu egzersizlerin dışında. Hı-hı. Patlatarak söylüyorsun. Şu an mesela söylediğin ton. Şunun bir akorduna bakayım gitarımın. Nasıl olduğuna. Bu arada hangi enstrümanı öğreniyorsun şu anda? Piyano. Başka enstrüman çalıyor musun? Bateri. Bateri mi çalıyorsun? Rastgele. Rastgele. Harika. Dur bakalım şöyle. Bunun tam bir akordunu yapayım. Ondan sonra senden ses alalım. Parçayı fa minör söylüyor. Bu sarı geline. Şu sarı geline bir daha bakalım mı? Olur. Hadi gel. Erzurum çarşı pazar Leylim aman aman Leylim aman aman Leylim aman aman Suna yerim İçinde bir kız gezer Oynanan oysun Sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı gelin aman, suna yerim. Güzel. Şimdi sen bu parçaları hep kendin söylüyorsun değil mi Asya? Ya yani kendin yorumluyorsun. Böyle bir altyapı üzerine hiç söylüyor musun? Bir müzik altta geliyor ve sen üstüne söylüyor musun? Nasıl yani? Mesela yani alttan bu parçayı böyle karaoke müzik geliyor. O şekilde hiç yaptığın oldu mu? Hep müziksiz yani, mi yapıyorsun yani müzikle mi yapıyorsun? Ben müziksiz yapıyordum aslında ama yani gitarla da yapabiliyorum. Ha gitar çalarken de yapıyorsun. Gitar çalamıyorum da yani. Ama çalan biri olursa yapıyorsun. Aha. Şimdi senden şöyle bir şey rica edeceğim. Parçayı söylerken sözlerini ezberinde mi hepsi sözlerinin? Hatırlamıyorum. Tam hepsini hatırlamıyorsun değil mi? Şarkıları çalışırken yorum yapmak çok keyifli. Mesela bu yaptığın şey çok güzeldi. Hani böyle gitar yok falan. Sarı gelin aman. Bir de parçayı böyle ritim içinde söyle. Hiç ritimden kaçmadan. Yani şöyle. Erzurum çarşı pazar. Leylim aman aman. Leylim aman aman. İçinde bir kız gezer. Nenen ölsün sarı gelin. Hep aynı notada. Evet. Parçayı böyle ritimle tak tak. Dum, tak. Sonra bütün sözleriyle. Çünkü şöyle bir şey var Asya. Şarkıları çalışırken zaman zaman böyle yorumlar yapabiliriz. Yani serbest. Ritim yokmuş gibi hani. Erzurum çarşı pazar. Bu ritimsiz aslında. Serbest bir yorum. Ama bir de ritimli hali var ya. Dım tık tak. Dım tak. Erzurum çar. Bazen de böyle söylemek gerekir. Yani ikisini de korumak gerekir aslında. İstersen gel bir de ritimli olarak bir daha söyleyelim bu şarkıyı seninle. Tamam. Yapabileceğiz mi sence? Deneriz en azından. Yaparız. Denemeden bilemeyiz sonuçta. Aynen. 3, 4. Erzurum çarşı pazar. Mesela buraları yorumlu öğrenmişsin ya. Burayı hiç öyle düşünme. Şöyle düşün. Leylim aman aman. Leylim aman aman. Leylim aman. Aynen. Sarı gelin. Baştan. Erzurum çarşı pazar. Tamam. Şimdi ileriki zamanda aslında şöyle bir şeye ihtiyacın olacak senin. Hani piyanoda bazı parçaları böyle çalarken 1, 2, 3, 4 oturtuyorsun ya. Hı hı. Bu şarkıları da oturtman gerekecek zamanla. Çünkü metronom. Metronom gibi evet. Parçaların da içine girmen gerekecek. Mesela bundan önce söylediğin başka bir parça daha söyler misin? Gel ona da bakalım. Düşünmeç. Düşünmeç olur. Akorlarını hatırlamam lazım. Sen başla bakalım ne olacak? Serbest mi ilk önce? Valla gir bakalım neler yaşayacağız göreceğiz. Düşünme hiç neden diye yorulma. Ayılar ki yaşanmayacak seninle.
kaybolan bir aşk hatırlanan bu yüzden de güzeliz ama acı nedir bilmeden yağmurlu gün görmeden hep akıllı geçindik kapkırmayı öğrendik söyle ne oldu bize nefret gir sevgiye kaldım bak sen kendine ben de kendi kendime o yıllar ki yaşanmayacak seninle işte tam o nedenle ben aslında bunu demeye çalıştım sana yani şarkıyı söylerken hep kendi kendine söylediğin için altyapının üzerine söylemediğin için böyle ritimde sallanmalar olabiliyor veya bazen fazla aslında yorum yapabiliyorsun hani. O tür yorumlar ritmin dışına çıkarıyor bizi. Ritmi biraz kaybediyoruz. Bu zaten çözülecek bir şey aslında. Senin sadece parçayı bir de öyle öğrenmen gerekiyor. Yani basit. Mesela şeyi düşün. Çok basit. Daha dün annemiz şarkısını biliyorsun değil mi? Hı hı. Daha dün anne. Ritmini düşün. Nasıl gidiyor parça? Beraber çalalım bak. Daha dün annemizin yanlarında. Tak. Tak. Dın 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 dın. Mesela ben bunu böyle söylesem. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Bana nasıl eşlik edecekler? Ritim yok. Ya ritim var da ben başka şeyler yapıyorum hani. Daha dün annemizin. Ritmin içine oturmuyorum farkındaysan. Farkında mısın? Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Yani sence ritmin içinde mi daha güzel oluyor yoksa ritmin dışına çıkınca mı daha güzel oluyor? Ritmin içinde. Emin misin? Yani ikisi de güzel. İkisi de güzel. Bence de tam bir tanesi güzel değil zaten. Zaten mesele şu değil. Bu ritmin dışında parçayı yorumlamak çok zevkli. Ona hiç müdahale etmek istemiyorum. O senin yeteneğin zaten ve yani birçok bu tarzda iş yapan insanlar, dünyada büyük şarkıcılar bunu kullanıyorlar. Ama parçanın ritminin içinde de kalmak gerekiyor. Onu da ileriki yaşlarda öğreneceksin zaten. O piyanoya başladın ya sen. O piyano seni ona alıştıracak Asya'cığım. Güzel. Sana küçük küçük çalışmak istiyorum. Sıkıldın mı? Hayır. Yani normal. Biraz oyun oynayalım mı? Açalım şöyle takır takır böyle. Ne oyunlar oynuyorsun son dönemde? En sevdiğin oyunlar hangileri? Hayatımı değiştiren bir oyun var. Hayatını değiştiren oyun. Hangisi? Yani... Roblox diye bir oyun var. Roblox. Roblox ne? Oyunun özelliği şey, ne? Kendine hayalindeki karakteri yapabiliyorsun ama birazcık paralı bir oyunda yani. Paralı da parayla mı yapıyorsun karakteri? Tamam yani parasız karakter yapma şeyleri de var. Hmm. İstediğin oyuna girebiliyorsun. Sevdiğin bir oyun varsa onlar zaten... şeyinde kalıyor galerinde. Roblox böyle. Peki böyle resim çizme oyunu mu? Hayır. Yok. Hayır. Karakterlerle, kendi yaptığın karakterlerle oynuyorsun oyunu. Allah Allah Roblox'a. Var mı şu an telefonunda oyun? Hı hı. Getirsene bakalım hadi. Hadi oynayalım. Bir şey soracağım. Oynadığın oyunların müzikleri aklında mı? Yani... pek öyle müzik yok aslında. Yani müzik oyunun istiyor. Kendi müziği yok. Ha öyle yani mi? YouTube'daki videolardan böyle müzikler şey falan yani. Bazı çünkü oyunların müzikleri de oluyor. Onlar çok güzel oluyor bazıları. Bazıları evet gerçekten güzel oluyor. Babacık. Roblox. Şurada. Ha nerede? Şurada. Aa burada Perfect Piano diye bir şey var. Onu sen çalıyor musun? Ne çalıyorsun orada? Yani çünkü... piyano getiremediğim için arada sırada uzun gezmelerde çalıyorum. Onu kullanıyorsun? Evet. Onu bir kullanır mısın? Tamam. Hadi Perfect Piano'yu bir aç bakalım. Senin yorumun mu? Evet. Güzel. Neler çalıyorsun piyanoda? Şöyle biraz sesini açar mısın? Dur yanlış. İki parmak ya. Olağanüstü bir şey. Şimdi ben yakın çekeyim. Hiç sen çalar mısın? Tamam. O
Orayı pek fazla bilmediğim için. Öyle ama orada notaları pek bilmediğim için orayı kendim yorumumu kattım. Yani bunu sadece çalışmak için kullanıyorsun şu anda. Son besten nasıl bir şey? Onu burada çalamayacağım galiba diye düşünüyorum. Bir gün içinde ne kadar müzikle uğraşıyorsun? Ne kadar resimle uğraşıyorsun? Geri kalan zamanlarında neler yapıyorsun? Birazcık yani böyle gelir misin? Arada canım sıkıldığı zaman, hı-hı, yani oyun oynamaktan da artık usandığım için ara sırada. Evet. Sonradan piyano çalmaya başlıyorum. Ama piyanoyu ters falan çalıyorsun galiba. Öyle şeyler yapıyorsun. Onu nereden buldun? Instagram'da bir kız vardı. Ya da galiba YouTube'daydı bir tabii. Öyle mi çalıyor? Yani böyle çalıyordu. Sonra nasıl desem başka türlü de çalıyordu. Şöyle çalıyordu. Sen ondan mı öğrendin o hareketleri? Güzel. Öğretmenine gösterdin mi peki piyano öğretmenine? O zaman ben bu videonun içinde o kısmı yayınlayabilir miyim sence? Olur. Olur değil mi? Güzel. Peki Asya'cığım, bana sormak istediğin bir şey var mı? Tamam. Ben o zaman... O zaman şöyle yapalım. Sen birazcık daha piyanoyu geliştir. Tamam mı? O piyanoyu geliştirdikten sonra bir tane de böyle bir parça söyle ki... Ya gerçi şu an için erken ama o piyanoyu geliştirdikten sonra seni tekrar dinlemek istiyorum. Tamam mı? Nasıl çaldığını. Tamam. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Teşekkür. Hediyeler için de ayrıca çok teşekkür ederim sana. Asya Sokol arkadaşlar, yani YouTube kanalını takip edin. Tamam. Hoşuna gidiyor mu YouTube kanalın? Bir şeyler mi? YouTube kanalında neler yüklüyorsun? Şu ana kadar hiçbir şey yüklemedim. Neden? Yani şarkı bulamıyoruz. Doğrusu. Gördüğünüz bir şey yapamıyoruz yani. Tamam. Ama yani yapacağız. Belki ileriki dönemde çaldığın piyano parçalarını yüklersin. Kendi bestimi gönderebilirim belki. Kendi bestini de yapabilirsin tabii ki. Hepsini yaparsın. O zaman selamlar gönderirim arkadaşlara. Hepinize bay bay arkadaşlar. Asya'yı takip edin. Asya'cığım teşekkürler. Bay bay.